Gerçekten. Hemşire değilim ben. Tamam. Anestezi uzmanıyım. Elini çek. Neye lütfen buyuruyoruz abi? Doktor, dinlenme odasından hiç neden çıkıyorum ben? Biz devlet memuruyuz. Hakkımızı tutar tutabilirsiniz. Bu kadar basit. Ben buranın başhekimiyim. Tamam. Tamam. Yani. Evet. Vakaları almadınız. Hayır. Acil vakalar alınıyor şu an. Mağdur değil. Elektif vakalar alınmıyor. Ben anestezi doktoruyum. Acil ve elektif mi ben karar verebilirim. Ama servise gelip programlanan hastalar geri gönderilmiş. Tamam. Cerrahi kliniğine gelip bugün ameliyatı olan hastalar geri gönderilmiş. Tamam. Hasta evet. Mağduriyeti yaşandığına dair. O yüzden hasta mağduriyetiyle ilgili hasta tutanak tuttuğunda ya da herhangi bir şikayette bulunabilir. Biz de gerekli cevabı yazarız. Ben mevcut odamdan çıkarılamam. Olabilir. Doktor bey, burası sizin tapulu malınız değil. Hiç çıkmıyorum. Hadi bakalım, çıkmıyorum. Çıkmıyorum ya. Benim acil vakamı da siz alamazsınız. Ben acil vakamın sorumluluğunu üstlenmiş durumdayım. Siz takip edemezsiniz. Sen çekmeye devam et. Hiç tabii. 3 aylık. Doktor bey, annem ölüm döşeğinde COVID'de bana geçmiş olsun dileklerinizi ilettiğiniz için teşekkür ederim. Ya keşke izin olsaydınız doktor. Kapıyı açar mısınız? Kapıyı açar mısınız lütfen? Kapıyı açar mısınız? Benim odama bu şekilde geliyorsanız kapıyı kapatmayın. O zaman burada bekliyorsunuz, tamam mı yani? Burada kalacaksınız. Madem dinlenme odasında oturuyorlarmış. Buyursunlar, otursunlar. Burası benim dinlenme odam. Acil odamın sorumluluğu benim kontrolümde. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Lütfen yasal haklarınızı kullanın. Grevi olmaz. Yasal olarak acilin olmaz. Biz tamam, zaten öyle yapmıyoruz ki. Yoğun bakımların olmaz. İçerideki hasta acil olduğu için ameliyat. Senin annenin kararını alarak geldi buraya, sahte sesi var, bu ameliyatı yapmak zorundasın. Peki seni bırakmadın tamam mı? Tamam.